Herkese merhaba, ben Selman. Bu videoda size Pusat Clutch Gamepad'den bahsedeceğim. Monster markasının aslında alt bir aksesuar markası olarak karşımıza çıkan Pusat'ın farklı ürünlerini YouTube kanalımda anlattım ve anlatmaya devam edeceğim. Onlardan birisi de Pusat Clutch Gamepad. Bu gamepad'i son zamanlarda epey çok konuşuyoruz aslında. Çünkü uygun fiyata çok fazla özellik sunuyor. Hem 2.4 GHz bandıyla, kendi alıcısıyla hem de Bluetooth üzerinden kullanabiliyorsunuz. Kutu içeriğinden bir tane telefon tutucu standlı bir aksesuar geliyor. Ve aynı zamanda değiştirilebilir D-pad özelliğine de sahip. Ve burada hassasiyet var. Hareket sensörü var ve titreşim sensörü de var. Yine bunlar da aslında önemli avantajları. Şimdi isterseniz öncelikle bir kutu içeriğiyle başlayayım. İki farklı renge sahibiz bu arada. Bu siyah rengi, bir de şu yeşillere sahip bir olan versiyon var. Bu gövdesi yeşil renkte. O da aslında Monster'ın bu her yerde gördüğümüz yeşil renklerinden bir tanesi. O da güzel gözüküyor. İkisini de tercih edebilirsiniz. Ve burada ortada minik bir Monster logomuz da görüyorsunuz. Şimdi şurada bir kapak var. Bu kapağı açtığımızda buraya takabileceğimiz bir aksesuar daha geliyor. Bu da aslında telefon tutucu. Bunun arka tarafında minik bir stand var. Bu standı da açtığınızda telefonunuzu zemine sabitleyerek de kullanabilirsiniz. Yani bunu buraya takıp da kullanmak mümkün. Şu şekilde telefonunuzu buraya sabitleyebiliyorsunuz. iPhone 14 Pro Max veya S23 Ultra gibi büyük telefonlar da sığıyor bu arada. Fakat böyle kullanmak istemezsiniz çünkü bu şekilde biraz ağırlık fazlalaşıyor. O zaman bunu buradan çıkarttıktan sonra telefonunuzu arka tarafında bulunan standından 3 açılı şekilde zemine sabitleyerek şu şekilde kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Yani telefonunuzu bir masaya sabitleyerek de kullanmak için tasarlanmış. Bu da çok ince düşünülmüş bir detay bence. Bunu gerçekten sevdim. Beraberinde bir tane D-pad değiştirme, şu şekilde yön tuşlarına çevirebiliyorsunuz. Burada dairesel olanına geliyor. Bunu buradan çıkartıp, biraz sert çıkıyor bu arada. Ben başta biraz Allah Allah nasıl çıkartacağız, kırmayayım falan dedim ama bunu buradan biraz sert zorlamanız gerekiyor. Ve bu şekilde çıkıyor bakın. Ardından bu yön tuşlarını buraya yerleştirebiliyorsunuz. Ve tekrardan takmak istediğinizde şurada minik bir yönü var. Ok şeklinde gösteriyor zaten. Bastırdığınızda yerine oturuyor. Şimdi burada size son olarak kutu içeriğinden Type-C kablo geldiğini söyleyeyim. Alt tarafında burada bir Type-C portu var. Buradan içerisindeki 700 mAh kapasiteli pili şarj edebiliyorsunuz. Tekrar tekrar kullanılabiliyor. Ve 12 saate varan bir pil ömrü sunduğunu da belirtmekte fayda var. Şimdi biraz da tasarımdan bahsetmek istiyorum. Aslında bu tasarım alışkın olduğumuz Xbox kontrolcüsünün tasarım dili. Ve burada asimetrik şekilde bu tuşlar, yön okları duruyor. Bunu zaten biliyorsunuzdur siz de az çok. Orta tarafta Home butonumuz var. Buna bastığımızda cihaz açılıyor ve eşleşme modunu alabiliyorsunuz. Veya hani bilgisayar modu, Nintendo Switch modu, oyun konsolu modu gibi farklı modlar arasında da geçiş gerçekleştirebilirsiniz. 2.4 GHz bandında kullanmak isterseniz tekrardan buradaki kapağı açıyoruz. Buradan alıcısını bilgisayarınıza veya farklı cihazlarınıza takarak da kullanabilirsiniz. Burada da bağlantı ve hız konusunda, gecikme konusunda gayet güzel bir deneyim sunduğunu belirtmekte fayda var. Ayrıca buradaki tuşlarda da alttan aydınlatma var. Bu da güzel duruyor. Özellikle karanlıkta da bunların yönlerini, harfleri rahat şekilde okuyabiliyorsunuz. Ve burada basınç hassasiyetli sağ ve sol tetik tuşları var. Bu da basınç hassasiyeti olması pek çok oyunda aslında daha iyi şekilde kullanabilmenizi, kontrol etmenizi sağlıyor. Mesela yarış oyunlarında genelde buna hafif bastığınızda araba daha yavaş gider. Biraz daha sert bastığınızda daha hızlı gitmeye başlar gibi özellikleri kullanabiliyorsunuz. Kullanış hissiyatı, malzeme kalitesini ben gerçekten sevdim. Gerçekten dayanıklı, güzel hissiyata sahip bir cihaz olmuş. Özellikle hem Bluetooth hem de 2.4 GHz desteklemesi, iki farklı seçenek çok iyi. Ve bununla birlikte Type-C portundan şarjı taktığınızda yine kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Bunu da hatırlatmış olayım. Merak ettikleriniz olursa veya düşüncelerinizi yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Ayrıca Pusat Clutch Gamepad'in detaylı linkini açıklama kısmına ekleyeceğim. Siz de kendiniz oradan göz atabilirsiniz. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşça kalın.